3 şeritten herkese merhaba. Bu hafta yanımızda KTM 1090 Adventure var. Adventure'ın yeni versiyonu 1090 Adventure ile karşınızdayız ve tasarımında bir kısım değişiklikler var ama en önemli değişiklik motorunda, oraya geleceğim ama önce tasarımından başlayalım. Önden baktığımızda gerçekten iri bir motosikletle karşınızdayız. Adventure isminin hakkını veren bir motosikletle karşınızdayız. Farlar ailenin genel yüzüne bir tık tersten olarak gelmiş. 1290 Adventure'da yukarıdan ledler sıralanmış. Burada ise altta gündüz led farları var. Tek tek ledler var. Şık bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ortada ise esas far var. Burada ayarlanabilir bir ön cam var. Bu iki taraftaki manivelayı açtığımız zaman bu camı kolayca yukarıya kaldırabiliyoruz ama iki elimizi birden kullanmak gerekiyor. Bu şekilde camı yukarıya kaldırıp tekrar yandaki manivelalarla sabitliyoruz. Bu da iki eli kullanmak gerektirdiği için sürüş sırasında yapmamak gerekiyor diyebilirim ben size. Yine 1290 Adventure'dan örnek vereceğim. Orada artık tek taraftan ayarlanabilir şekle getirmişler. Bu da ayarlamayı kolaylaştırıyor camı. Yana doğru biraz geldiğimizde yeni rengini görüyoruz 1090 Adventure'ın. 1050 Adventure'a farklı olarak koyu siyah rengin üstüne klasik KTM turuncusunu eklemişler. Yanda da şık bir tasarım ortaya çıkmış. Bu yeni renkleriyle beraber. Arkada işte yeni ismini görüyorsunuz motosikletin. 1090 Adventure. Tasarımından biraz daha devam etmek gerekirse ekrana geleceğim hemen. Geniş gidonun önünde elektronik bir ekran var. Analog devir göstergesinin yanında işte yakıt göstergesi ve hızı elektronik olarak görebiliyoruz. Hemen yanındaki küçük dijital ekranda da sürüş özelliklerini görebiliyoruz. Kalan yakıtla ne kadar kilometre gidebileceğimizi veya sürüş özelliklerini seçebiliyoruz burada. Traction Control, ABS özelliklerini de ayarlayabiliyoruz. Burada Traction Control'ü açıp kapatabiliyoruz. ABS'yi açıp kapatabiliyoruz. Veya ABS'nin modunu ayarlayabiliyoruz. Yol veya off-road olarak bunu seçebiliyoruz. Ama off-road opsiyon olarak geliyor. Bir spor, bir street, bir de rain modu var. Yani 3 modu var standart olarak bu motosikletin. 1090 Adventure'da opsiyonel olarak bir de off-road modu sunuluyor. Burada logosunu da yapıştırmışlar hemen. Bu motosiklette var ama opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Off-road paketi, off-road ABS'si, off-road traction control ve off-road sürüş modu sunuyor bize. Bu ne demek? Hemen ondan da biraz bahsedeyim. Bozuk araziye girdiğiniz zaman ABS'yi tamamen kapatmadan off-road ABS'si ile arka tekeri kaydırıp ön tekerde ABS'yi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da hem eğlenceyi hem de güvenliği bir arada sunuyor. KTM Adventure serisinde bunu çok güzel vermiş. Hem güvenliği ön planda tutmuş hem de keyfi de bize sunmaya devam ediyor. Ama bu üzerindeki lastikler yol lastikleri. Hemen onu söyleyeyim size. Bu şu anda bu haliyle biraz daha touring motosikleti sayılır. Çünkü işte burada çanta demirlerini görüyorsunuz. Çanta takılabiliyor bu motosiklete ve uzun yolda da rahatça gidebiliyorsunuz. 1090 olurken bu motosikletin en önemli değişenlerinden biri motoru. Aslında iki silindirli, hala V şeklinde konumlandırılmış ve 75 derecelik iki silindirli motorunu koruyor. Ama gücü değişti. Artık 125 beygir sunan bir motor bloğu var KTM 1090 Adventure'ın. Ve bu da gerçekten sportif bir sürüş sağlıyor bize. Uzun yolda da, otobana çıktığımızda da, otoban süratlerinde de ön camın yüksekliğiyle birleşen konfor ve hızı da, sportifliği de bize sunuyor. Elbette buna sürüş modlarında büyük katkısı var.
geniş gidonu var dedim. Gerçekten kavraması kolay. Şehir içinde de çok rahatsız etmeyen bir gidon tasarımı var. Elcik korumalar standart olarak geliyor. Böylece çarpmalarda elimizi de korumuş oluyor. Rüzgardan da koruyor elbette. Geniş gidona ek olarak buradaki aynalar da elbette geniş gidonun etkisiyle arkayı çok rahatça gösteriyor. Dirseklerimizi çok fazla göstermiyor. Büyük yapısına ve geniş gidonuna rağmen şehir içinde de oldukça kolay bir kullanımı var. Boş ağırlığı 205 kilo ama 23 litrelik büyük depoyu ve sıvılarını, yağını, suyunu eklediğimiz zaman 240 kiloya kadar ulaşabilen bir ağırlığı var. Ama bu ağırlığı gerçekten çok fazla hissetmiyorsunuz. Sele boyu 85 santim. İdeal diyebilirim böyle bir motosiklet için. Önde 19 inçlik bir jantıyla yüksek bir yapısı var motosikletin ve 85 santimlik selesiyle de kendimizi gerçekten yüksekte konumlandırılmış hissediyoruz. Motosikletin bu yüksek yapısı ilk olarak akla otoban süratlerinde kafa sallama problemini getiriyor. Ama gerçekten dengeli bir motosiklet haline gelmiş 1090 Adventure ve otoban süratlerinde de yüksek süratlerde de kafa sallama problemi yaratmıyor. Rüzgar da sizi çok fazla karşı karşıya getirip rahatsız edici bir pozisyona düşürmüyor. Tıpkı virajlarda olduğu gibi virajlarda da gerçekten bir sportif motosiklet olduğunu bize açıkça gösteriyor. Korkusuzca viraj işlerine dalabiliyoruz. KTM Adventure serisinin en önemli özelliklerinden birine geleceğim şimdi. Bakım aralıkları. Bakım aralıkları 15.000 kilometre. Yani bu ne demek? Buradan çıkıp neredeyse Avrupa turu yapıp geri gelebilirsiniz. Oldukça geniş bir aralık. Bu da KTM kullanıcılarını mutlu eden bir şeylerden bir tanesi. Öne doğru tekrar geldiğimizde Brembo'nun kaliperlerini görüyoruz ve çift 320 milimetrelik diskleri görüyoruz. Bu gerçekten çok başarılı bir frenleme sağlıyor bize. Ne öne doğru yığılma ne de hissiz bir frenleme. Gerçekten tam kıvamında, yani 125 beygire çıkmış bir motosikletin hak edeceği bir frenlemeyi bize sunuyor. Uzun yol sürüşlerinde gidonun verdiği rahat oturma pozisyonu kadar bu selenin de büyük önemi var. Gerçekten konforlu bir selesi var. Geniş ama yanlara doğru saran bir sele, 85 santimlik boyuyla birleştiği zaman çok rahatsız etmeyen, ayakların yere değmesini engellemeyecek kadar genişlikte. Arka artçı selesi de oldukça geniş ve konforlu. Bu da çantaları takıp arkamıza birini alıp uzun yola gitmek istediğimizde bize başarılı bir performans veriyor. Evet, bu haftaki test konumuz KTM'nin yenilenen 1090 Adventure'ıydı. 1050 Adventure'dan ismi değişerek 1090 oldu. Yükselen gücü, yükselen torku ve yeni özellikleriyle, off-road paketiyle yepyeni bir hal almış ve hem daha güçlü, hem daha sportif, hem de uzun yolda daha konforlu bir motosiklet haline gelmiş KTM 1090 Adventure. Şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki testlerde 3 şeritte yine görüşmek üzere.